Pek çok insan yan bir iş kurmak, ek bir gelir elde etmek istiyor. Peki ne yapılabilir? Bugün size 3 tane son derece somut yan iş önerim olacak. Üstelik bu önerim o kadar somut ki bu konularda kendinizi iyi hissediyorsunuz ve bu 3 yan işi kurabileceğinizi düşünüyorsanız, bu yetenek ve becerilere sahip olduğunuzu, bu hevese sahip olduğunuzu düşünüyorsanız doğrudan doğruya ilk müşteriniz de olabilirim. Çünkü anlatacağım 3 yan işin tamamı benim de şu anda ihtiyaç duyduğum hizmetleri içeriyor. Yan iş kurmakla ilgili daha detaylara gireceğim bir eğitimim de yakında gerçekleşecek. Bu hafta sonu aslında çok az gün kaldı şurada. Bununla ilgili bilgileri aşağıya bırakıyorum. 2 günlük bir eğitim olacak. Bir Çalıştay formatına geçecek. Hem size bir yan iş nasıl kurulur konusunda bilgiler sunacağım. Hem sizin işlerinizi değerlendireceğiz birlikte. Size geri bildirim vermeye çalışacağım. O yönden son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Oraya da mutlaka beklerim deyip hazırsanız size 3 yan iş önerimi anlatacağım ve doğrudan doğruya iş teklifinde bulunacağım videoma başlayalım. Birinci yan iş teklifim video editörlüğü. Benim gibi çok sayıda YouTube'cu insan var şu anda Türkiye'de ve yurt dışında. Video üretmek zor bir iş. Video üretmenin içeriği tasarlaması, o içeriği etkin şekilde sunmanın yolunu bulması, mekanı, ışığı hepsi bir dert ama daha büyük bir dert var. Videoların editlenmesi. Video editlenme deyince işin bir teknik kolay bölümü var. İşte içerisindeki ses boşluklarının alınması vesaire. Ama esas hikayenin döndüğü yer o videonun karşı tarafa etkileyici bir şekilde aktarımının sağlanması. İşte açıların değişmesi, zoom inler, zoom outlar, ekstra görüntülerin bindiriliyor olması, alt yazılar, yan yazılar, bu tip yeni vurgulamalar, bütün bunlar çok ciddi bir iş. Ve ben kendi hesabıma göre bir videoyu üretmeye hazırlığı dahil 2-3 saat vakit ayırırken bazen editine bundan daha fazla vakit harcıyorum. Ve iyi bir video editörünün peşindeyim. Evet denemelerim oldu fakat şu ana kadar çalıştığım video editörlerin çok büyük bölümü sadece bu işin bu teknik bölümünü yani işte boşlukları alma vesaire işini yaptılar. Kimse videomun YouTube'da daha fazla like, daha fazla yorum, daha fazla beğeni, daha fazla takip alması için onu etkileyici hale getirmek konusunda bana doğrusu destek vermedi. O yüzden hala videonun çok büyük bölümünü kendim edit etmek zorunda kalıyorum. Bunu değiştirebilirsiniz. Siz diyebilirsiniz ki ben video editör olarak size hizmet vermek istiyorum. Video editörü olmayı öğrenmek çok da zor bir şey değil. Çünkü bu yazılımlarla yapılan bir şey ve bu yazılımı nasıl kullanacağınızı öğrenerek İyi video editörlerin bunu nasıl yaptığına dair ipuçlarını sundukları eğitimlere katılarak, YouTube videolarını izleyerek bunu siz de pekala öğrenebilirsiniz. Ve bunu bir kez öğrendikten sonra benim gibi nispeten küçük bir YouTuber'a şu şekilde yaklaşmanız mümkün olur. Bana bir mail atarsınız dersiniz ki ben YouTube videolarınızı çok beğeniyorum ama bunların editingi daha iyi hale getirebileceğini düşünüyorum. Eğer bana ham verinizi yollarsanız bir ham videoyu onun üzerinde edit yapabilirim. Ve bu editi beğenirseniz belki de benden daha uzun vadede çalışmak isteyebilirsiniz. İnanın bana burada çok büyük ekmek var. Pek çok YouTube videosu çok kötü editlenmiş videolar. Bunların editlerinin düzeltilmesi, bunların izleyici açısından daha etkileyici hale gelmesi ve sadece aslında videonun editlemesi aşamasında değil, belki videonun ilk üretim aşamasına da bir takım önerilerin, fikirlerin getirilmesi. Çünkü hep onu görüyorum, bir video baştan doğru çekilirse edit de daha kolay oluyor. Bu durumda büyük ekmek var bence. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Henüz yapmayı bilmiyorsanız gidip video editleme öğreneceksiniz. Son derece kolay. Online pek çok araç var bu konuda. Video editing yazılımları da son derece basitleşmiş durumdalar. Sonra bu işi süper iyi yapmak konusunda iyi örneklere bakacaksınız. Video editörlerden belki dersler alacaksınız. Ve hazır olduğunuz anda da benim gibi insana yanaşacaksınız. İnanın bana bundan ciddi bir para kazanmak mümkün. Çünkü YouTube'da ciddi para dönüyor. Ve bizim gibi yaratıcılar, YouTube'a içerik üretenler bu tip hizmetlerin hep peşindeyiz. O yüzden bir numaralı önerimiz video editörü olmak. İki numaralı yan iş önerim yine benim bizzat arayışında olduğum bir pozisyon. Discord moderatörü. Belki aranızda bilenler var. Discord özellikle oyuncuların, gamerların çok kullandığı bir iletişim platformu. Burada topluluklar yaratılıyor ve bu topluluklarla oyuncu iletişim halinde oluyor. Ama artık bunu sadece oyuncular değil, bizim gibi bir şeyler yaratan herkes yapmaya başladı. Kendine bir topluluk oluşturuyorlar ve o toplulukla o Discord ortamında bir araya gelmek istiyorlar. WhatsApp gruplarından veya Telegram gruplarından farkı burada sadece içeriği üreten bir şeyler paylaşmıyor. Topluluğun diğer üyeleri de paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Ve bazı Discord kanalları insanın hayatlarında çok ciddi rol oynayabiliyor. Çünkü orada bir araya gelen toplulukta herkes birbirinden müthiş bilgi alışverişi yapabiliyor. Ortak işler kurulabiliyor, ortak projeler geliştirebiliyor. İnsanlar birbirinin gelişimine katkıda bulunuyor. Birbirinin işlerine faydaları oluyor. Biz de Haddini Aşk kulübünü bu çerçevede Discord'a taşımayı çok istiyoruz şu anda. Şu anda WhatsApp, iki WhatsApp grubuyla biz Haddini Aşk kulübü üyeleriyle karşı buluşuyoruz.
bunu acaba Discord'a taşıyabilir miyiz diye uzun zamandır çaba içindeyiz. Fakat Discord'un içine girdikçe görüyoruz ki orada çok ciddi bir moderasyona ihtiyaç var. Yani birisinin tam zamanlı olarak neredeyse Discord topluluğunun orada olmaktan hoşlanmasını sağlamaya odaklanması gerekiyor. Sorular sorarak, tartışmalar yaratarak, içerikler üreterek, yeni şeyler paylaşarak, insanların birbirleri tanışmasını sağlayarak, projeler ortaya koyarak, birisinden gördüğü bir fırsatı diğerlerine anlatarak burayı canlandırmak gerekiyor. Çünkü çoğu Discord topluluğunun başına gelen şey o topluluğun bir süre sonra sönümlenmeye başlaması. Bu da pekala yapılabilir bir şey. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir Discord moderatörü. Peki bu Discord moderatörüne sadece biz mi ihtiyaç duyuyoruz? Asla. İçerik üreten herkes, bir şeyler tasarlayan herkes, mesela NFT üreticileri hep Discord kanalları açmaya ve oraları canlı tutmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda çok popüler olan Web 3.0 projelerinde de aynı şey var. Bu projelerin de canlı gitmesi için yine kuvvetli Discord kanallara ihtiyaç var. Ve burayı modere edecek birileri çok iş görebilir. Mesela dersiniz, benim gibi birisine teklifte bulunursunuz. Dersiniz ki haftada 2 gün senin kanalını modere etmek istiyorum veya günde 2 saat neyse. Sonra 5 tane daha modere edecek kanal bulursunuz. Alın size iş. Bana neredeyse her gün, hocam NFT projemizi pazarlamak için bize öneride bulunur musun diye insanlar geliyorlar. Onlara diyorum ki Discord kurun. Diyorlar ki kurduk ama çabuk sönümlendi. İnsanlar pek durmadılar. Bir geldiler sonra çabuk gittiler. Niye? Çünkü iyi modere edilmemiş, iyi canlandırılmamış durumda. Ben inanıyorum ki özellikle yabancı dilde de bu işi yapabilirseniz Discord moderasyonu büyük bir işe dönüşmek üzere ve birkaç kanalın Discord'larını modere ederek, oraları canlı tutarak, oraları heyecanlı bir ortam olarak tutarak pekala gayet güzel insanlardan bunun için para alabilirsiniz. O halde ikinci önerim Discord moderatör olmak ve tekrar YouTube editöründe olduğu gibi buradaki önerim de net. Eğer böyle bir beceriniz varsa bana ulaşın, bize başvurun. Bizim de böyle birisine ihtiyacımız var. Part-time olarak veya belki de full-time olarak görmek lazım. 3 numaralı önerim Türkiye'de pek henüz ismi bilinmeyen bir şey. Repurposing Agent diyorlar. Repurpose demek yeniden amaçlandırma ajansı. Ne demek bu? Mesela bir YouTube videosu yaptım ben 15 dakika uzunluğunda. Bu videoyu YouTube'a koydum, okey. Ama YouTube bu videodaki içeriği takipçilerime ulaştırdığım tek kanal olmamalı. Bu video mesela uzun bir blog yazısına dönüştürüp belki Medium'da veya bizim haddini.net'te paylaşılmalı. Bu yazının içerisinden belli parçalar kısaltılıp birer tweet'e dönüştürüp belki bir tweet bilgisayarına dönüşmeli. Bu yazının içerisinden bazı parçalar belki görsellerle birleştirilip Instagram'la buluşmalı. Belki bu videonun içerisinden küçük böyle kesikleri alıp bunları birer TikTok videosuna veya Instagram Reels videosuna çevirmek lazım. İşte buna repurposing diyoruz. Yani ortaya konmuş bir içeriği farklı sosyal medya kanalları için yeniden yapılandırma işi. Bunu dijital medya ajansları kısmen yapıyorlar. Bizde bazı arkadaşlarımız var, bize destek oluyor bu konuda. Ama bunu bir full time iş olarak gören ve bütün etkin sosyal medya kanalları için bu repurpose'i yapan kimseye ben henüz rastlamadım. Oysa muazzam bir iş bu. Çünkü şöyle düşünmeniz lazım. Ben haftada 2 veya 3 video üretiyorum. Çok ciddi emek istiyor bunlar. Demin de bahsettim. Bir de bunun editi var vesaire. Sonra bir de bu videoların içerideki yazıları al. Onları yazıya dönüştür. O yazıdan iyi kaliteli bir Medium blog yazısı çıkart. Onu orada yayınla. Onu oradan Twitter'a taşı. Instagram'a taşı. İçinden videonun kısa parçalar kes. TikTok'a taşı. Bu büyük bir iş. Bu büyük işi benim yapmam mümkün değil ama siz pekala yapabilirsiniz. İşte bu insanlara repurposer diyoruz. Dünyada da bu insanlara çok büyük ihtiyaç var. Çünkü çoğu YouTube üreticisi veya uzun blog yazıları yazan insan bu işleri becermeye ne vakitleri var ne mecalleri kalıyor. Bazen teknik olarak da bunu beceremiyorlar. O halde bu desteğe çok ihtiyaç duyuyoruz. Ve düşünecek olursanız binlerce saat video üretiliyor her gün. Ve bu üretilen videoların çok büyük bölümü sadece bir YouTube videosu olarak ölüp gidiyor bir süre sonra. Oysa aslında bunun içerisinde son derece değerli içerikler var. Ve video izlemek istemeyen ama bunu belki podcast olarak dinlemek isteyen, bunu okumak isteyen, bunun tamamını değil de içindeki kritik bölümlere ulaşmak isteyen çok sayıda insan var. Ve bunun için de bu içeriklerin, bu platformlar için yeniden amaçlandırılıp paylaşılması bence son derece kritik bir hizmet. Biz böyle bir hizmet veren birisini uzun süredir arıyoruz, bulamadık açıkçası. Kısmen yapanlar var ama tam hakkını veren ve bizimle bu şekilde birleşen kimse olmadı. YouTube'da içerik üreten pek çok insanla konuştuğumda durumun aynı olduğunu görüyorum. Pek çok insan diyor ki böyle bir insana ben para veririm ama yok ki. Repurposer olmak çok da zor bir şey de değil aslına bakarsanız. Çünkü zaten içerik üretilmiş durumda. Siz o içerikten bazı parçalar alıyorsunuz. Onları yeniden yorumluyorsunuz. Onu sosyal medya kanallarının kendilerine özgün formatlarıyla birleştiriyorsunuz. Mesela Instagram'a bunu koyuyorsanız onu bir özlü söz haline getirip bir fotoğrafla falan birleştirip koyuyorsunuz. Hani aslında süper zor bir iş değil ama emek isteyen bir iş ve tabii bir takım incelikleri var. Siz de isterseniz rahatlıkla bir repurposer haline gelebilirsiniz
ve buradan para kazanmaya başlayabilirsiniz. O halde bugün 3 tane yan işten bahsettik. Video editörlüğü, Discord moderatörlüğü ve en sonunda da repurposer, yani içeriği yeniden amaçlandıran insanlar. Bu insanlara dünyanın her yerine ihtiyaç var. O yüzden yabancı dilde bu işleri yapabiliyorsanız tabii ki pazar yeriniz çok daha büyük hale gelebiliyor. İngilizce ile başlamak iyi ama daha alt dillere, yani kullanıcı sayısı veya konuşan sayısı daha küçük dillerde de büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bir de şu da bir imkan. Mesela benim burada Türkçe hazırladığım bir içeriği İngilizce çevirmeniz de mümkün altyazı tarafında ve başka topluluklarla buluşturmaya. Çünkü pek çok insan, pek çok içerik üreticisi başka dillere de ulaşmaya çalışıyor. Özellikle İngilizce ulaşım burada bir çaba ve yine bu ciddi bir emek gerektiren bir şey. O yüzden hem video editörlüğünü, hem Discord moderatörlüğünü, hem de repurposing'i farklı dillerde yapabilirseniz pazar yeriniz daha da genişliyor. Ve bir anda çok ciddi para kazanabileceğiniz, eğer yurt dışına hizmet verirseniz yabancı parayla, dövizle para kazanabileceğiniz bir yan iş kurma fırsatını yakalamış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi yan iş kurmak sadece bunlarla kısıtlı bir iş değil. Yan iş kurmak pek çok detayı düşünmeniz gereken bir konu. Eğer bütün bu alanda ilginizi çekiyorsa bu hafta düzenleyeceğimiz eğitime mutlaka beklerim. Linkini aşağıya bakıyorum. 2 tam günlük bir eğitim. Acayip çok şeyin içine giriyor olacağız ve emin olun bana o eğitimi tamamladığınızda kendi işinizi kurabilir, kendi yan işinizi kurabilir hale gelmiş olacaksınız. Her zamanki gibi eğer bu videoda hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.